çocuğum iştahsız, çocuğum bir şey yemiyor diyorsanız lütfen 5-6 yaşında, 7 yaşında, 4 yaşında çocuklarla ilgilenin. Çocuklarla konuşun, anlatın. Siz konuştukça onların kelime haznesi artacaktır, duyacak. O gün uçakta gelirken bebeğiyle konuşan anneyi arka sıramda, arka sırada yani hafifçe ikaz etmeye çalıştım. Bebek, ya bebek daha 5 aylık falan daha konuşma, kelime haznesi falan yok. Aynen bebeğin terennüm ettiği heceleri, bir anlam ifade etmeyen o heceleri anne tekrar ediyor. Yani yapmayın. Siz ona doğru kelimeyle telaffuz edin. Yani bir şeyler anlatın. Yani dolayısıyla çocuk duyacak. Dolayısıyla erken konuşmaya başlayacak. Erkenden kelime haznesi yükselecek. Yani bu çok önemli bir şey. Onun için çocukların merakını sakın kesmeyin. Daha doğrusu merakında uyarıcı rol oynayın. Telefonla konuşuyorsunuz değil mi? Elinizde telefon. Çocuk hemen gelir yanınıza. Ben de itmeyin. Verin, aa bir dakika bizim kız seninle konuşmak istiyor diyeyim. Verin telefonu eline. Şöyle bakar bir tutar bırakır sonra. Yani dolayısıyla burada önemli olan şey insanın yaratılışında bak. O ilk fıtratı anlatırken laf bebeklerden açıldı. Ya nereden nereye kayıyoruz? Ya Rabbi ya Resulallah, ya Rabbi ya Resulallah. Bebek mesela bak fıtratında var biriktirmek. Sahip olduğunu vermemek. Yaratılışında var. Ver bebeğin eline bir şey. Bir şeyi verdin değil mi? Sonra çek bakalım verecek mi sana? Alamazsın. Nasıl da güçlü oluyorlar. Değil mi? Yani var işte genetik yapıda bu var. Bu yaratılışın kanunudur. Bunu efendim şöyledir, içgüdüdür, bilmem bunlar. Böyle uyduruk şeylerle bunları yönlendirip insanları yanlış yönlere yönlendirmeyin. Her şey insanın sırrındadır. O kadar. Bunu araştırmak lazım. Yani bilmiyorsanız o zaman duracaksınız. Susmak evladır. Çünkü yanlış yönlendirirseniz vebal alıyorsun. Şu an bizi binlerce kişi seyrediyor. Benim vereceğim bir yanlış bilgi o insanların kafasında kalacak ve bunun vebali benimdir. Yarın bir gün gel bakalım Saracoğlu dendiğinde ben nasıl cevabını vereceğim? Hüseyin. Doğru hocam. Evet, çocuklarla konuşacaksınız. Laf üzümden açıldı. Evet. Siyah çekirdekli üzüm. Çocuğu yanınıza alın bak güzel bir şey hazırlayacağız seninle beraber. Ne kadar güzel diyeceksiniz, anlatacaksınız. Konuşmuyor ki aile. Al ya, bunu ye dersen? Ya olmaz tabii. Ben de yemem. Yedirmeye çalışır. Bir de tıkıştırmaya çalışıyor. Halbuki onu beraber hazırlarsanız karşılıklı olarak hazırlamanın, orada verilen emeğin karşılığında o çocuk en azından onun tadına bakacak ya. Nasıl bir şeymiş diye. Evet. Yani 10-12 tane taze yaş üzümü, çekirdekli olacak ama robotun içine atacaksınız. Güzelce soğuk suda yıkayın, sonra blenderi çalıştırın. O cıvık bir su olacak. Evet. Ondan sonra bunu çocuğa yedirin. Bak o iştah nasıl açılıyor. Yani günde 2 defa bunu yapabilirsiniz. Çok sağlıklıdır onun için. Özellikle bu siyah üzümde veya mor üzümün kabuklarında bulunan antosiyaninler bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde birinci derecede önemli rol oynuyor. Yani bunu ben söylemiş olayım. Bir de şu var, eğer diyabet hastası değilseniz,